Hani sormak istediğiniz soru varsa Mert Bey'e sorabilirsin. Deliver'da şirket mi kurdun? Şeyde live olamadın mı Avrupa Amazon'da? Yok, FBM de yaparsın. Sen account'unu mu açamadın Avrupa'da? Hangi ülkede denedin Deliver? Çağrı merkezinden öyle diyorlar ama o işin şeyi öyle değil. Ben sana onu bir metin yollayacağım. O metinle onların üzerine git bakalım ne olacak. Tamam oradan yap daha iyi. Kabul etmiyorlar mı Karadağ'daki şirketleri? Yalnızca şeyleri kabul ediyor o zaman. Ben Deliver'la alakalı sana bir metin yollayacağım. Onu hatta söylememde sakınca yok. Aşkın aynısını yaptı. Ben onu sana anlatırım. Oradaki vergi cennetlerini kabul ediyor mu? Yani Deliver'daki şirketin şeyi olarak onu aç, şubesi olarak. Sen Deliver'daki şirketle orada Avrupa'da hiç şirket kurmadan onu açacaksın. Ben sana o metni atacağım. O metinle üzerlerine git, olacak o. Florida'da var aynı Deliver'daki kurallar Florida şirketi için de geçerli. O da olur. Buyurun. Ürünün geri iade olmaması. Ya fiyat şöyle bir şey, yani rakibinizi bulun. Rakibiniz nereden gönderiyor ona emin olun. Ben mesela Temmuz ayında 15 gün Çin'e gittim. Yani Çin'de kalite çok kötü değil. Ya inanın siz Türkiye'den gönderdiğiniz zaman da çok şikayet edecek. Yani onlar hiç önüne geçemiyorsunuz. Direkt Çin'den Amerika'ya göndereceksin. Yani o ilk 3 sayfaya bak, rakibini bul. Gerekirse linkini bana yolla. Beraber bakalım. Ama o ilk 3 sayfaya bak yani. Orada anlayacaksın zaten fiyatlardan. Bir de o ürünü Amerika'da biri varsa satın aldırt. Satın aldırt, getir Türkiye'ye, tersine mühendislik yap. Öyle yapıyorlar. Yani sattığı kadar gidersin. Kipa'dan bak geçmişine. Geçmişine kadar. Sattığın kadar git yani. Satamadığın noktada zaten ürün sezonsal olsa bile Avustralya'ya gönderirsin veya fiyatı kırarsın, bitirirsin. Mert Bey, sizin de eklemek istediğiniz başka bir şey varsa eğer alalım. Eğer yoksa da devam edelim. Buradayız. Tamam. İnteraktif'te gene görüşeceğiz. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Buyurun.